Nolly! Bu da ne? Demek kayığımda uyursun ha kabadayı efendi. İşte bağ bunu yapmayacaktın. Şimdi görürsün sen kabadayı. Hapşu! İnşallah düşersin. Bre hatsiz, bre kendini bilmez, bre çelimsiz. Sen beni nasıl rahatsız edersin ha? Sen kim hatsiz değilsin? Sana. Kime kendini bilmez değilsin? Sana. Kime çelimsiz değilsin? Sana be sana. Ha tamam o zaman. Tam beni tarif ettin he. Bana bak. Şimdi tekrar uyuyacağım. Bana bir daha dokunacak olursan kayığını bir yumrukla delerim. Tamam uşağım. Hiç dokunmam sahi. Hele bir dene. Ben sağ yapacağımı bilirim, kaba adam. Ama bu işi dokunmadan yapmam lazım. Nasıl olacak ki? Ha, buldum. Bunu bilse bilse. Aman diyeyim dalgacı usludur. Rahat ol sen hocam. Nedense hiç rahatlamadım dalgacı. Aman Cemal. Bir yerini inciteceksin. İyiyim hocam. İyiyim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Cemal, ne var ne yok? İyiyim hocam. Allah razı olsun. Dalgacıyla önemli bir işim var da. Hayırdır inşallah. Benim haberim yok hocam. Neyse. Bu sizin aranızda olan bir şey. Bana müsaade. Selametle hocam. Dalgacı, usludur. Merak etme hocam. Neymiş bakalım şu önemli mesele? Kayığımda izinsiz uyuyan birine bir şaka yapmak istiyorum. Ama öyle bir şaka olacak ki ona hiç dokunmayacağım. Rahatsız etmeyeceğim. Dokunursam kayığımı delecekmiş. Sen bu işlerin ustasısın. Söyle bakalım nasıl yapacağım bu işi? Beni can evimden vurdun. Şeker hocaya uslu duracağıma söz verdim. Ama bu işleri de çok seviyorum. Yardım edecek misin? Yardım etmek de kelime mi? Aklımda öyle bir şaka var ki o arkadaş kayığına bindiğine pişman olacak. Yaşa sen dalgacım. Hadi anlat hadi hadi. Getir bakalım kulağını. Sen bir dayısın dalgacı. Böylece hem ona dokunmayacağım hem de bu arkadaş yaptığına pişman olacak. Dedim sana bu işlerin. Bu ne acele yahu? İşte bu kadar. Hadi bakalım kabadayı efendi. Sağ öyle bir oyun edeceğim ki hem sözümü tutup dokunmamış olacağım hem de seni benimle uğraştığına pişman edeceğim. Nefes alamıyorum uçağım. Bu adamda uyanmak bilmedim. Bugün işte boğulacağım uşağım. Bir dakika ya.
Ben niye uyanmazsanız suyun içinde bekliyorum ki? Uyanınca gireyim suya. Ha! Akıllı uşak Cemal. Ha? Bu ses de ne? Eyvah! Uyandırdık kaba adamı. Hadi Cemal, dal suya. Ha? Bu da ne? Anam! Köpek balığı! Kurtarın beni! İmdat! İmdat! Yüzme bilmiyorum. İmdat! Sen miydin? Beni uşağım nasıl da korkuttum he? Gel buraya. Yok ya. Gel dedim. Gelmem. Yüzmeyi de bilmiyormuşsun sen gel he? Ben sana bana dokunma demedim mi? Dokunmadım ki uşağım. Hatta yanına yaklaşmadım bile. Ama ben senin kayığına dokunacağım. He? Sen ne yaptın uşağım? Şimdi gül bakalım hadi. İmdat! Yüzme bilmiyorum. İmdat! Dur uşağım dur. Telaş etme kurtaracağım ben seni dur. Yüzgecim. Bunu ben batmayan malzemeden yaptım. Hadi bunu tut da kıyıya çıkalım. Tamam Cemal. Ama bir şey yapmayacaksın bana. Söz Cemal söz. Kurtar beni. Ben senin kayını batırdım ama sen beni kurtardın Cemal. Allah razı olsun. Seni orada bırakacak değildim uşağım. Öyleyse ben de sana yeni bir kayık yapmanda yardım edeyim. İşte bu güzel haber. Şimdi çocuklar, öncelikle büyük bir olay atlattınız. Geçmiş olsun. Ama hepinizin alması gereken başka dersler var. Nedir hocam? Öncelikle kabadayı, başkalarının eşyalarını izinsiz kullanamazsın ve zarar veremezsin. Cemal, sen de her ne olursa olsun başkalarını böyle korkutamazsın. Ve dalgacı, bana verdiğin sözü tutmadın. Evet hocam, uslu duracaktım. Pişmanım. Biz de hocam. Pişman olmak, iyiliğe ve doğruluğa yönelmenin ilk adımıdır. Aferin çocuklar. Kayıkta uyudu kabadayı. Cemal bastı yaygarayı. İş çığırından çıktı. Yiyecekler de ayvayı.